Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda değişik bir yöntemle çimlendirme deneyeceğiz. Elimizde görüldüğü gibi üzüm çekirdeklerimiz var. Sevdiğiniz üzümlerden yerken ayırabilirsiniz. Ve ıslak mendilimiz var. Yine ıslak havlu peçetemiz. Havlu peçetemizi ıslatıp şöyle suyunu bir sıkıyoruz. Nemli oluyor. Şimdi yapacağımız denemede çekirdeklerimize, genelde biz bu yöntemi kalın kabuklu çekirdeklerde kullanıyoruz. Yani mesela erik, kiraz, vişne, şeftali, o tarz kabukları sert olan çekirdeklerde, tohumlarda kullanıyoruz. Zaten şu anda hazır filizlenmek için bekliyorlar. Onların da videolarını ekleyeceğim. Şimdi yapmamız gereken çekirdeklerimizi şöyle peçetemizin içine koyuyoruz. Bir tarafına koyup şöyle kapattım. Folyomuzun içine koyuyorum. Bu şekilde dolabımızın alt kısmına koyacağız. Yani buzlu kısmına değil, normal şişeleri koyduğumuz rafa koyabiliriz. Bunu yapmamızın sebebi nedir? Öncelikle bildiğiniz gibi doğada bitkiler bir kışı yaşıyorlar. O kışı yaşadıktan sonra filizlenme oluyor. Biz de dediğim gibi kalın kabuklu çekirdeklerde bu sistemi uyguluyorduk. Diğerlerinde normal kabın içinde sera usulü çıkartabiliriz. Ama bazı yorumlar geliyor. İşte abi küflendi, nasıl yapacağız? İşte küf oldu, çekirdeğimi kaybettim, tohum çürüdü gibi. Bunun asıl sebebi bu çekirdeğin üstünde kalan organik parçalardır. Yani mesela meyveden kalan parçalar. Bunun olmaması için biliyorsunuz ki küflerin, mantarların oluşumu 4 derecede azalıyor, bitiyor. Yani dolapta küflenme olasılığı daha düşük sizin normal sıcak ortamınıza göre. Onun için küflenen çekirdeklerinizi bu yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi biz dolabımıza atacağız ve yaklaşık bir ay kadar kış geçirecekler. Ondan sonrasına beraber bakacağız. Herkese selamlar. Uzun zaman önce üzüm çekirdeği filizlendirmeye çalışıyorduk, biliyorsunuz ki. Bunda filizlendirmede biraz farklı yöntem denedik. Yani doğal ortamını yaşatmaya çalıştık. Onun için çekirdeklerimizi önce buzdolabında 1,5-2 ay civarında alt gözünde, o hani 4-6 derece olan kısımda bekleterek kışı yaşattık. Sonrasında ise çıkarıp bir ay kadar dışarıda beklettik. Bakın şimdi sonuçlarını göstereyim. Bakın, iki tanesi çok güzel filizlenmiş. Hatta artık bakın yaprak sarı duruyor. Yani güneş istiyor, artık buradan çıkmak istiyor. Onun için toprağa geçirme aşamasına geldik. Bazı arkadaşlarımız soruyor, işte abi biz peçete yerine, havlu peçete yerine pamukta yapsak ne olur? Pamukta yapsanız şu kökü buradan çıkaramazsınız. Bakın zamanla bu bunların arasına giriyor. Şöyle göstereyim. Bakın altında. Bu pamukta olsa bu çıkarmak imkansız oluyor ve köklerimiz boğuluyor. Ama bakın nasıl çıkıyor kolayca. Şurayı kurtardım. Bayağı da ileri gitmiş. Çekeceğim, inşallah kopmaz. Ne güzel olmuş. Şimdi hemen kimine geçelim. Şimdi başta ufak bir saksımızı alacağım. Kendini topladıktan sonra zaten bahçeye ekeceğiz. Şöyle yine elimizde perlitli toprağımız var. Perliti hemen hemen her saksımızın içine koyuyorum. Çünkü
hem hava aldırıyor hem su tutma özelliği olduğu için kolay kolay kuruma yapmıyor. Hemen pense yardımıyla şimdi ona bir yer açacağım. Biraz toprağını sıkılaştırayım önce. Bu daha H çekirdeğinden kurtulamamış. Evet, şimdi ekimini yaptık. Birkaç günde bunların toparlanmasına bakacağız. İnşallah bir aksilik olmazsa zaten kökleri toprağa tutunduğu zaman güzelce büyümeye devam edecekler. Çok fazla gelen bir soru var. Onu şimdi konuşmak istiyorum, aydınlatmak istiyorum. Biz filizlendirme yaptık sera usulü veya işte peçetede böyle folyonun içinde. Ama ekimden sonra ektiklerimiz bozuldu. Neden bozuluyor? Bunun sebebi evin içinde bir sera ortamında filizlendirme yaptığımız için çekirdeğimiz, fidemiz o ortama alışıyor. Siz o ortamdan işte toprağa ektikten sonra mesela şu anda bu evin içinde filizlendi. Bunu ben götürüp farklı bir ortama, daha serin bir ortama koyduğum anda ortama uyum sağlayamadığı için bozulmalar oluyor, çürümeler oluyor ve bitkimizi kaybediyoruz. Bunun için lütfen, şimdi ben bunu beklediği ortamda, yani masamın üstünde, çalışma masamının üstündeydi, yine yaklaşık 1 ay 2 ay kadar bu ortama alıştıracağım. Ondan sonra yavaş yavaş işte biraz daha soğuk camın kenarına, sonra balkona, dışarıya adapte ederek çıkaracağım. Şimdilik böyle. Yine birazcık bekleyeceğim bu videoyu. Hemen yayınlamayacağım. Biraz daha büyüdüğünde tekrardan bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere diliyorum.